Kanser hücrelerin anormal bir şekilde büyüdüğü ve yayıldığı bir hastalıktır. Normal hücreler belirli bir düzen içinde büyür, bölünür ve ölür. Ancak kanserde bu süreçler bozulur ve hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlar. Bu yüzden kanserin temel özellikleri ve nasıl bir hastalık olduğuna dair 5 önemli bilgiyi maddeler halinde sizlerle paylaşacağım. Kanserin temel özellikleri arasında birinci sırada kontrolsüz hücre bölünmesi vardır. Kanser hücreleri normal hücrelerden farklı olarak düzenli bir şekilde bölünmeyip sürekli olarak büyürler. Bu kontrolsüz büyüme tümör oluşumuna yol açar. Böylece kanserli hücreler bir araya gelerek bir kitle veya tümör oluşturabilir. Tümörler genellikle iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılırlar. İyi huylu tümörler çevre dokulara zarar vermezler ve yayılmazlar. Yalnız kötü huylu tümörler çevre dokulara invazyon yapabilir ve vücudun diğer bölgelerine metastas yapabilirler. Kanser hücreleri kan ve lenf sistemi yoluyla vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Bu yayılma sürecine metastaz denir ve kanserin tedavisini daha karmaşık hale getirebilir. Bunun yanında kanser hücreleri genellikle genetik değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler hücrelerin anormal büyümesine ve bölünmesine neden olabilir. Genetik mutasyonlar kanserin oluşumunda önemli bir rol oynar. Bir de hücresel programlanmış ölümün bozulması vardır. Normal hücreler belirli bir yaşa geldiğinde ölürler. Kanser hücreleri bu programlı hücre ölümünden kaçınabilir. Bu da onların ölümsüzleşmesine ve birikmesine yol açar. Kanser genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanabilir. Erken teşhis ve tedavi birçok kanser türünün başarılı bir şekilde tedavi edilmesini sağlayabilir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, düzenli sağlık kontrolleri ve erken tarama testleri kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Peki bunun yanında kanser hastaları nasıl sağlıklı beslenmelidir? Yani kanserin sevmediği ve nefret ettiği besinler var mıdır? Kanserin sevmediği besinler yerine bazı besinlerin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceği söylenebilir. Sağlıklı bir beslenme tarzı kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olabilir. İşte bu bağlamda farklı olabilecek bazı besinleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Sebzeler ve meyveler. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar, havuç ve meyveler antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Bunlar hücre hasarını önlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. 2. Tam tahıllar Tam buğday, yulaf, kahverengi pirinç gibi tam tahıllar lif açısından zengindir ve sindirim sistemini koruyarak kanser riskini azaltabilir. 3. Baklagiller Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller yüksek lif ve protein içeriğiyle dikkat çeker. Lif sindirim sistemini koruyabilir ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. 4. Sarımsak ve soğan Sarımsak ve soğan doğal bileşenleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. 5. Yeşil çay Yeşil çay polifenoller ve antioksidanlar içerir ve bazı araştırmalar yeşil çayın kanser riskini azaltabileceğini öne sürmüştür. 6. Yağsız proteinler Balık ve tavuk gibi yağsız protein kaynakları sağlıklı bir diyetin parçası olabilir. Özellikle somon gibi omega 3 yağ asitleri içeren balıklar iltihaplanmayı azaltabilir. 7. Kuru yemişler ve tohumlar Ceviz, badem, çiğ tohumu, ve keten tohumu gibi kuru yemişler ve tohumlar sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içerir. Antioksidan özellikleriyle bilinir. Sağlıklı bir beslenme, kanser riskini azaltmak ve genel sağlık durumunu iyileştirmek için önemli bir adımdır. Ancak kanserin karmaşık bir hastalık olduğunu ve tek bir maddenin veya diyetin tüm riski ortadan kaldırmayacağını unutmamak önemlidir. Dengeli bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı genel sağlık için en iyi yaklaşımdır. Kanser riskini artıran enfeksiyonlar nelerdir? Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kanser genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi ve yayılmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu kişiden kişiye doğrudan bulaşan bir hastalık anlamına gelmez. Yani kanser bir kişiden diğerine fiziksel temas, hava yolu veya başka bir bulaşma yoluyla geçmez. Ancak bazı önemli noktalar vardır. 1. Kanser ve enfeksiyonlar Bazı enfeksiyonlar kanser riskini artırabilir. Örneğin HPV, insan popülama virüsü. Serviks kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinin riskini artırabilir. HPV cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Ancak HPV enfeksiyonu kanserin kendisini bulaştırmaz. Hepatit B ve C virüsleri karaciğer kanseri riskini artırabilir. Bu virüsler kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşır. Helicobacter pylori mide kanseri riskini artırabilir. Bu bakterinin vücutta varlığı mide kanseri riskini artırabilir. 2 genetik yatkınlık. Bazı kanser türleri ailevi bir eğilim gösterebilir. Yani bir aileden birden fazla kişide kanser görülmesi genetik faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak bu genetik yatkınlıklar kişinin kanser geliştirmesine neden olabilir. Ama kanser diğer bireylere genetik olarak geçmez. 3. Kanserli hücrelerin bulaşması Kanserli hücreler bir kişiden diğerine doğrudan bulaşmaz. Ancak bazı tıbbi durumlarda, örneğin organ nakilleri sırasında nakil edilen organlarda mevcut olan kanserli hücreler başka bir kişiye geçebilir. Bu durumda organ nakli yapılmadan önce detaylı incelemeler yapılabilir ve kanserli hücrelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir. 4. Kanserin yayılması Kanser vücudun kendi içinde yayılabilir, metastaz yapabilir. Ancak bu yayılma bir kişiden diğerine geçiş anlamına gelmez. Metastaz, kanser hücrelerinin kan veya lenf sistemi aracılığıyla vücudun diğer bölgelerine yayılmasıdır. Ama bu durum başkalarına bulaşmaz. Özet olarak kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kanser riskini artıran faktörler enfeksiyonlar genetik yatkınlıklar ve yaşam tarzıyla ilişkilidir ancak kanserin kendisi bir kişiden diğerine geçmez